tarafı içeride bir görüntü bulamadım biraz önce ama. Allah'ım ben de neresi. Orada milli takımda da oynuyor. Sizin tabii tabii. Şimdi hocalarımız yok çünkü altyapı hocasının maaşı asgari ücret. Altyapısında su akmıyor, altyapısında tesis yok, imkan yok. Buradan yıldızlar yetiştirilmesini istiyoruz. Artık sokak futbolu da bitti. Şimdi bir an önce Türk futbolunda yeni bir ekol yaratmalıyız. Yani Türk ekolü yaratmayız. Brezilyalı gibi bir teknik, Alman gibi bir disiplin, Türk gibi bir cesur ve atak bir birleşimi yarıp Türk ekolünü ortaya çıkartmalıyız. İşte bunun çalışmalarını yapmalı artık Türk futbolu veya Türk sporu. Bu anlamda gelişme yolunda ilerlemeliyiz. İşte o yüzden Türk sporuna baktığımızda maalesef Avrupa ve dünya şampiyonluğumuz yok. Evet güreşlerde var, jimnastikte şimdi yepyeni bir kardeşimiz çıktı, o oldu. İşte atletizm de yapıyoruz. Ama artık Türk futbolunda da bu devrim gibi kararları alıp hayata geçirilmesi tek hedefim ve tek isteğim, arzum. Dolayısıyla bu dört takıma baktığımızda benim beklentimin çok altındalar. Ama sonucunda bu ligin bütün gidişini değiştirecek olan, gidişinde birlikte Avrupa'da temsil edecek olan unsur onlar. Bundan önceki süreçte Başakşehir bu işi başarmıştı. Şimdi Alanya'da Erol Bulut'la bir atılım içerisinde. Yıllar önce Bursa Spor'da Ertuğrul Sağlam Hoca'yla bir şampiyonluk yaşamıştı. Biz Sivas Spor'da, Eskişehir Spor'da bunları fazlasıyla göstermiştik. Dolayısıyla böyle bir Anadolu takımlarında 5 ile 10 sene içerisinde 2 tane Anadolu takımının şampiyon olacağını düşünüyorum. Bu 4 büyüklerin yaşadığı handikapların sonucunda 2 tane Anadolu takımı bunu yaşayacaktır. Tabii bunlar kim olabilir? Aslında baktığınızda bugün Başakşehir bu şampiyonluğu yaşayamadıysa taraftarı olmadığı için yaşayamadı. Ama aynı takım o imkanlar bugün Sivas'ta, Kocaeli'nde, Sakarya'da, Bursa'da, Eskişehir'de, Ankara Gücü'nde, Adana Demir'de olsaydı onların o taraftarıyla bugün şampiyondular. Dolayısıyla 10 sene içinde çıkacak olan 2 tane doğru yönetim, doğru bir planlama ve projelendirme ile takım sistemini kurduğunuzda Anadolu'dan 2 takım da gelecek süreç içinde şampiyon olacaktır. Orada milli takımda da oynuyor. Tabii tabii. Türkiye'de maalesef yabancı sınırlaması getirilmesi gerekiyor. Bugün Galatasaray'ın UEFA Kupası kazandığında takımında yabancı olarak sayacağın 3 tane adam vardı. Popescu, Hacı ve İliye'ydi zannedersem. Belki bir tane de Taferel mi vardı? Evet, bir de Taferel vardı. Ve bütün hepsi Türk futbolculardı. Türk futbolcular bir arada bir takımda yıldızdı. Zaten onlar da ligi de force etmelerini sağlıyorlardı. Bu başarıyı getirmişti. Çünkü sizin yetenekli gençlerinizi bulduğunuzda, onları bir araya getirdiğinizde neler yapabileceğini en son milli maçta Fransa'da gördük. Bugün maça çıkıyoruz. İstiklal Marşımızı okumak kadar güzel, gurur verici, bizi anlatan, hatta böyle vurgulaya vurgulaya okuduğunuzda duygulandığınız bir kahramanlık destanından bahsediyorsunuz. Yani bir ülkenin kahramanlığından bahsediyorsunuz. Fakat sahada onu okuyacak bir tane Türk futbolcu bulamıyorsunuz. Bunun %90'ında bu var. Dolayısıyla öncelikle benim düşüncem şu, Türkiye Futbol Ligi'ni belki 20 takıma çıkartamayabilirsiniz ama PTT Ligi'ni 20 takıma mutlaka çıkartmalıyız. Bunun dışında diğer alt ligleri de evet yükseltmeliyiz ama yabancı sayısını her sene ikişer tane düşürerek altyapıları değer vermek adına yabancılardan kesilen bütün parayı altyapıdaki eğitime, aynı zamanda oradaki ihtiyaç ve gereçleri sağlamak adına kullanarak ikişer ikişer düşürüp 8 tanesi yabancıyı geçmemek üzere 8 taneyle sınırlamak lazım. Eğer 20 milyon gencin arasından biz 3 tane 5 tane yetenekli genç yetiştiremiyorsak siz de Allah rızası için yöneticilik yapmayın. Çünkü bizim için eğitmenlerden Futbol Federasyonu para almamalı. O eğitimi onlara vermeli ki onlar da iyi çocuklar eğitebilsin. Biz kendi çocuklarımıza bütün imkanları sağlayalım. Eğitim için Ajax'a gönderelim, Barcelona'ya gönderelim, araştıralım. Sadece bir kişinin bilgisi hiçbir şeyi değiştirmiyor. Bütün eğitmenlerimizi bilgilendirelim. Aynı Türkiye'deki diğer öğretmenleri bilgilendirmemiz gerektiği gibi. İşte bunu yaparsak o zaman yabancı sayısını da aşağıda çekmiş oluruz. Yetenekli Cengizlerimizi, işte atıyorum Cenklerimizi, Buraklarımızı hepsini çoğaltmış oluruz.